Eda'cığım merhabalar. Merhaba. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Neler hissediyorsun? Aradan kaç ay geçti? Mart'ın 7'sine gelmiştim. Tamam. Hem meme protezi yaptık hem popo protezi. Evet. İkisini aynı anda yaptık. Çok memnunum. Süper geçti ameliyatım. Çok gerçekten memnunum. Herkesi yani sizi tavsiye edebilirim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gerçekten Eda çok aslında meşhur. Almanya'nın çok ünlü bir sanatçısı aynı zamanda. Ve aslında biz Eda'nın bayağı bir paylaşımlarını da yapıyoruz. Sağ olsun da buna müsaade ediyor zaten. Mesela Eda'yı bu konuda eleştirenler de olabiliyor. Aa neden bu kadar büyük yaptırdı diyenler de olabiliyor. Ama inanın ki bu onun kendi tercihi ve kendi isteği doğrultusunda olan bir şey. Evet. O mutlu, o memnun. Ben de onu memnun ettiğim için ben de mutluyum tabii ki. Aynen, çok teşekkürler. Bahsedersen göğüse kaç sis protez koyduk? Aynen. Göğüse 900. 900. Her tarafa 900 koydum. Evet. Popo'ya da her tarafa 390 cc. 390 cc. Aynen. Kararsın canım. Evet. Popo'yu. Bir gösterirsen bakın. Yan dön canım benim. Yan dön. Yani görüyorsunuz. Eda gün geçtikçe Kim Kardashian'a benziyorsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnunum. Evet. Peki spor salonuna falan gittiğin zaman seni görenler ne diyorlar salonda? Genelde herkes bakıyor. Popoya bakıyorlar. Evet. Tabii ki spor da yapmak lazım. Onu da yani unutmamak lazım. Hı-hı. Çok önemli. Evet. Genelde Instagram'dan yazanlar bunu da soruyor. Yani hı-hı, ameliyattan sonra rahatça iyileştikten sonra spor da yapılabilir. Ve çok önemli bence. Yani her şeyi yapabiliyorsun. Aynen. Peki normal spor yaparken aktivitende, çünkü bakın Mart'ta yaptık biz. Nisan, Mayıs, Haziran. Yani 3 ay oldu toplam. Aynen. Bu 3 ay içerisinde seni rahatsız eden bir konu oldu mu? İlk başlarda tabii ki biraz zorluk çektim, o da normal. Sonuçta iki tane ameliyatı geçirdik. Ama ondan hariç hiç sıkıntı yaşamadım. Rahatça, yavaş yavaş sporuma başladım. Önemli olan o. Birden başlamamak lazım, yavaş yavaş başlamak lazım. Peki, çalışıyor musun? Evet. İşine gidip gelebiliyorsun. Aynen. Normal günlük hayatın. Aynen. Fotoğraf çekimler yapabiliyorum, video çekimler yapabiliyorum, çalışabiliyorum. Spor yapabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Gym'e gidiyorsun, fitness'a gidiyorsun. Aynen, haftada 5 kere boks ve fitness. Evet, sen bildiğin kadarıyla bir kickboksla da uğraşıyorsun. Haftada 2 kere, haftada 3 kere de fitness'e gidiyorum. Fitness'a gidiyorsun. Aynen, squat yapabiliyorum. Evet. Bacaklar için her şeyi yapabiliyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorsun. Hayır. Peki, şimdi ne yapmamızı istiyorsun? Biraz ondan bahseder misin? Bak bu çok önemli çünkü az önce bana söylediğin şeyi yaptırmasınlar ki... Çok memnunum tabii ki. Spor da yapıyorum ama Doktor Bey'e demin sormuştum. Acaba biraz daha çok popoyu büyütebilir miyiz diye. Ben de şimdi gerçekten normalde bence çok iyi. Yani mükemmel. Hatta olağanüstü. Ben de çok memnunum bu arada. Sadece sormak istiyorum. Şekil olarak. Biz 390 koyduk. Bunun bir büyüğü daha var. Yani 560 yapabilirim eğer istersen. Bu mümkün. İlk başta yapamazdık. Evet. Çünkü bunun aslında şunu da söyleyeyim. Önceden de popoz çok güzeldi. Yani ben hatta ilk gördüğüm zaman ya bir popo zaten güzel, neden yapalım? Aynen. Dediğimi hatırlıyorsun. Evet. Ama o istedi, şu an çok memnun. Ha 500 yapılınca da eğer memnun olacağına inanıyorsa, ben inanıyorum güzel olacaktır. Çünkü formda bir sorun olacak. Aynen, ben inanıyorum. İstersen 560'da koyabiliriz. Ama daha büyük artık olmayacak. Yok, o kadar da abartılı olmasın. Tabii ki vücuda uygun olması lazım. Evet. Ve popo da göğüs gibi ilk başta tabii ki hemen birden, hı-hı, o gün hatta ben size sormuştum biliyorsunuz, evet, 560 hemen koyabilir miyiz diye, hemen yapabilir miyiz diye size demiştiniz ki o olmaz çünkü yer olması lazım. Çok aynen önemli. Öyle. Şimdi bakın şöyle popo protezlerinde genellikle popo protez kurdu, biz bunu kas arasında koyuyoruz. Evet. Kasın arasına koyunca eğer biraz daha büyük olsaydı o kasların liflerinin arasına sığmayacak, hı-hı, yırtacak ve aynen dışarıdan belli olacaktı. Hı-hı. Şu an oysa ki hani senin zaten resimlerinde bu çok net gözüküyor. Protez olduğunu senin dışında kimse bilmiyor. Aynen, herkes bana soruyor ki spor olarak ne yapıyorsun popon için? Hı hı. Onu da soruyorlar. Tabii ki ondan önce de çok spor yapıyordum. Evet. Popom güzeldi ama bu kadar güzel değildi yani. Böyle tabii ki daha çok şekil aldık. Hı hı. Ve onu soruyorlar, spor salonunda da zannediyorlar ki sadece squat'tan olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii ki öyle değil. Yani açıkta konuşuyorum herkesle. Soranlara hepsine de açık açık söylüyorum. Gizlemiyorum. Hep söylüyorum, evet, mesela. Türkiye'de Fatih Tadelen'de popomu yaptırdığımı. Peki şunu diyeceğim. Şimdi popo protezleri genellikle Brezilya'da çok sık yapılır. Evet. Dünyada biliyorsunuz. Avrupa'da en çok ben yapıyorum. Zaten bunu az çok biliyorsunuzdur. Mesela yolda yürürken, uçağa, evet, bindiğinizde, hı-hı, ne bileyim mesela
nasıl bir eleştiriyorsun veya insanların gözlerinde ne hissediyorsunuz? Yani öyle bakıyorlar mı, ne diyorlar, neler söylüyorlar mı? Bakıyorlar genelde. Ya arkada yani böyle ben sanki ben görmüyormuşum gibi bakıyorlar. Evet. Ben de tabii ki takmıyorum, hiç evet. bakmıyorum. Sanki görmemişim gibi davranıyorum ama gülüyorum tabii ki yani. Peki kendine olan özgüveninde evet. bir değişiklik oldu mu? Arttı mı? Mesela? Evet, tabii ki. Hele ki böyle legging, tight giydiğiniz zaman daha farklı duruyor yani. Ben daha çok Amerika'da mesela bayanları beğeniyorum. Belki bazı kişiler, Amerika'dakiler çok abartılı buluyorlar ama evet. ben daha çok o tarzı sevdiğim için popoyu bu kadar istedim. Anladım. Hani 390 cc istedim. çünkü o Amerika'da Latin bayanların evet. genelde çok güzel oluyor. Kesinlikle. Ve bilmiyorum onlar protez takıp yani yapıyorlar mı yapmıyorlar mı ama genelde onların fizikleri süper. Onları da beğendiğim için o zamanlar popoyu istemiştim. Bence çok doğru bir karardı. Evet. Ben de çok memnunum gerçekten. Aynen, süper yaptınız. Çok teşekkürler. Süper canım. Bu arada bir şey söylemek isterim. Şimdi popo protezinden önce, bu tabii ki insanları imrendirmek için söylemiyorum. Sosyal medyada, Instagram'ında evet. takipçim kaç kişiydi Mart ayında? Mart ayında, demin konuşmuştuk onu, kaçtı? Ben 11 bin falan diye hatırlıyorum. Galiba 14-15 bindi. 14-15 bin. Ben 10 bin ve 11 bin ama 14-15 bin. 10 civarı olabilir, evet. Peki 3 ayda ne oldu? Şu anda sosyal medyada sen takipçi falan mı satın aldın yoksa kendiliğinden mi çıkıyor? Hayır, kendiliğinden çıkıyor. Gerçekten çok kişi de bana yazıyor. Tabii ki soruyorlar. Göğsünü nerede yaptırdın? Popunu nerede yaptırdın? Onu da çok soruyorlar. Ben herkese de açık açık konuşuyorum. Hiç yalan söylemiyorum. Herkese söylüyorum gerçekten. Türkiye'de yaptırdım. Soranlara hemen tabii ki tavsiye ediyorum. Bazı kişilere de zaten sizlerden de beni görmüş oluyor. Onlar evet. yine soruyorlar tabii ki Fatih Bey gitmek istiyorum. Memnun kaldınız mı? Normal sorular. Ben de tabii ki herkese cevabımı veriyorum ve şu anda peki kaça çıktı takipçi sayın? Şu anda 40 bin oldu galiba. 40 bin galiba oldu. 40 bin oldu. Yani gerçekten bir sosyal medya fenomeniyle baş başayız. Ben 5 yıldır uğraşıyorum, o kadar ünlü bir hekimim falan diyeceğim ama. Ama ben çok uğraşıyorum yani gerçekten sabahtan akşama kadar. Çekimler. Çekimler, fotoğraf çekimler. Popoyu tabii ki evet. yaptırdıktan sonra 5 evet. tane değişik bikini çekimlerimiz oldu. Anladım. Amerika markalarıyla beraber çalıştık. Biraz şöyle, mesela ben çok sıkı takip ediyorum. Tabii ki evet. onlar çoğu spor kıyafetler, bikiniler, şunlar mı? Bir de böyle fashion dediğim, hani biraz aynen. daha böyle abiye tarzı evet. kıyafetler, böyle daracık şeyler aynen. biliyorsunuz. Evet. Belki onlara da yüklenirsem ben eminim yakında 100 bini falan olacak onu, onları da yapacağız diye yani mutlaka yapacağız. Orada evet. bir Amerikan firması var, onlarla çalışacağız. Hı. Onlar da bana fashion, hem kot pantolonları olsun, değişik tarzlar olsun onları gönderecekler. Yakında resimler geliyor yani. Valla şöyle söyleyeyim, şu anda bir Alman medyasının hakikli kalmaz hızı ilerliyor. Ben de şu an bir numarasın. Ben çünkü Almanya'da da bir sürü sosyal medya fenomeni tanıyorum. Hani hiçbirisindeki hız senin şu andaki ulaştığın hız gibi değil. Ama bu tabii senin kişiliğinden, işte sanatçılığından çünkü aynı zamanda hızımız bir popstar aslında biraz böyle düşünmek evet. lazım. Çok popüler birisi, sporla olsun, aktiviteleriyle olsun, giyim kuşam ve fashion'la da şu an modayla da çok sıkı fıkı. Eminim ki herhalde 3-5 yıl sonra onunla görüşmek için randevu falan alacaklar. Bir de bana bunu da söylemek evet. zorundayım. Evet. İçimde kalmasın, genelde bana Brezilya'da mı geliyorsun diyorlar galiba. Popolar da sayesinde olabilir yani. Çok güzel ya. Benim bir hastam vardı, çok güzel bir hatıram. Çok da önemli birisi aslında, çok ünlü birisi. Hatta dün buradaydı, şimdi açıklamak istemiyorum. Bir gün dedi ki, hocam dedi, spor salonuna gittiğim zaman herkes bana bakıyor. Yani bunu evet. dedi, ben hissediyorum. Hatta diyor, geçen diyor alışveriş merkezinde, mall, hani siz evet. ne diyorsunuz ona, Kaufhof, evet evet. Kaufhof diyorsun. Orada yürürken diyor birisi, dedi ki diyor, şimdi baktı diyor, beni tanıdı diyor, sonra baktı diyor, popomu gördü diyor. Dedi ki diyor, ben de duyuyorum onu diyor. Evet. Bu popo ise benimki ne? yani. Ya da bizimki popo ise bu ne? Yani. Yani inanılmaz diye böyle bir hayranlıkla gerçekten evet. diyor yani her şeyi diyor söyleyebilirsin ama bunu lütfen söylemeyin çünkü diyor bunu bilmesini istemiyorum dedi. Tamam. Yani öyle bir tabii şey. Ki ben açık konuşuyorum çünkü bayanlar tabii ki yapmak istiyorlar, korkuyorlar. Hele ki genelde bütün doktorlar yapamıyor bunu da. O da evet. çok önemli. Ben de o zamanlar sizi yani sizden önce çok değişik insanlarla, değişik doktorlarla konuştum ve genelde herkes mesela sadece yağ evet. Liposuction'ı tavsiye etti.
O da tabii ki güzel bir sonuç verebilir ama fazla yağın olmadığı zaman galiba protez, bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Kesinlikle. Bak çok güzel bir konuya değindim. Şimdi yağ olsa, evet. Yağ enjeksiyonu tabii birinci sırada. Tabii. Fakat birincisi çok yağlı değildir. Hı-hı. İkincisi yağlı olsan da değil. Hiçbir zaman bu efekti yağlı alamazsın. Aynen, bakın resimlerde, ameliyat sonrası görüntülerde böyle bir çıkıntı falan görebilirsiniz. Hı-hı. Yani böyle sosyal medya paylaşımlarında. Fakat onların 6 ay, 1 yıl sonrası böyle durmaz. Evet. Ama bu ömür boyu kalıcı bir şey. Aynen. Yani gerçekten çok marjinal bir değişiklik ve ciddi bir projection isteniyorsa, hı-hı, projection'dan kastım şu görüntüden bahsediyorum. Evet. Eğer bu isteniyorsa bu yağla olamaz. Hı-hı. O yüzden bu doğru bir karardı ki bunu bile hani sen daha büyük istiyorsan eğer bu da mümkün. Ama dediğim gibi her şey bir sınırı da olmalı. Tabii. Yani yok canım, onu da biliyoruz. Şu anda zaten olağanüstüsün bence. Hani böyle de devam etmeni istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım. Onu da düşünüyorum. Eğer yaptırırsam tabii ki onu tekrar konuşuruz. Ama evet, şu anda çok çok memnunum. Süper. Çok sağ ol canım. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim canım.